buna ihtiyacım vardı. Arkadaşlar, herkese merhaba. Yes. Ben şimdi bu bölümü 3-5 defa, 9 defa, 10 defa çektim. Ama her seferinde bir şey oldu, araya bir şey tek bir şey kaldı. Ama artık çekiyorum, yetti. Şurama kadar geldi. Family, şimdi bir önceki bölümde profile kısmını doldurduk. Bu bölümde de family kısmını dolduracağız. Household kısmına geldik. Parents, marital status. Yani diyor ki ebeveynin evli mi değil mi? Yani şu andaki evlilik durumunu soruyor. Parents, married, evli demek. Separated, ayrı. Ama kağıt üstünde hala evli. Divorced, boşanmış. Never married, hiç evlenmemiş. Yani ebeveynler. Widowed, dul kalmış demek. Civil union, domestic partners. Bunun ne demek olduğunu pek bilmiyorum. Bu hangisi sana uyuyorsa buna cevaplayabilirsin. Married diyeceğim ben bizimkiler için. With whom do you make your permanent home? İkametgahının olduğu yerde kiminle kalıyorsun? Parent 1, parent 2, both parents, legal guardian, other, ward of the court, state. Şimdi bu parent 1, parent 2, şu aşağıda gördüğün gibi parent 1, parent 2 diye ayrıca bir sekmeler var. Bu hangisine koyarsan, yani annene ya da babana hangi parent seçeneğine koyarsan ona göre bir sisteme sahip. Mesela parent 1 annene koydum diyelim. Burada parent 1 annen olarak çıkıyor. Annene algılıyor yani. Parent 2 da babana koyarsın, baba olarak algılıyor parent buradaki 2'yi. Sadece annenle kalıyorsan parent 1, mesela sadece babanla kalıyorsan parent 2. İki ebeveynlerle beraber kalıyorsan both parents, legal guardian. Senin ebeveynin olmayan, mesela akraban olabilir, herhangi biri olabilir ama ebeveynin değil, senin sorumluluğunun yükümlülüğünü alan herhangi bir kişi yasal olarak legal, eğer öyle biri varsa yani legal guardian olarak geçiyor. O zaman bu seçeneği tıkla. Other, bunların hiçbiri sana uymuyorsa other seçeneğini tıklayabilirsin. Onu tıkladıktan sonra zaten nasıl yaşadığını belirtmeni istiyor burada. Ben buraya both parents diyeceğim. Çocuğun var mı diye soruyor. Çoluk çocuğa karıştın mı diyor. Evet dersen kaç tane olduğunu yaz. 9 benim uğurlu rakamım. İnşallah 9 tane, ne bileyim ya. Do you have any children? Yok, hiçbir çocuğum yok. Continue. Buradan da açık mı? Açık abi. Her şey çok güzel gidiyor şu anda. Ha. Parent 1'a geldik. Ben bunu önceden doldurmam, bir daha dolduracağım şimdi tekrardan. Parent 1 type. Buraya kimi koyarsan o. Mesela annene mi, babanı mı ya da birini koymak istiyorsun ama bu ebeveyn hakkında yeterli bilgin yok. O zaman 3. seçeneği tıkla. I have limited information about this parent seçeneğini tıklayabilirsin. Mother. Ben mesela annemi koyacağım ilk olarak. Yaşıyor mu yaşamıyor mu diyor. Is parent 1 living? Yes. Hayır diyorsan sonra öldüğü tarihi, vefat ettiği tarihi belirtmeni istiyor burada. Allah rahmet eylesin aynı zamanda. Yes diyeceğim ben de. Prefix. Doctor, Mr. Mrs. Miss, Mrs. Eğer annenin bir ünvanı varsa burada belirtmeni istiyor. Doctor mesela, doktor işte. Mr. Beyler için. Miss, evli olmayan kadınlar için. Mrs. de evli olan kadınlar için. Ben buna Miss diyeceğim ama bunu söylemene gerek yok yani. First given name. Doğukan'ın annesi. Middle initial. Annenin bir göbek adı varsa bunun ilk iki harfini yaz. Last family surname. Atar. Former last. Evlenmeden önceki kızlık soyadı. Suffix. İlk videoda söylemiştim. Hani böyle Türklerde de vardı ya önceden işte 1. Ahmet, 2. Ahmet padişahlarda vardı işte Murat bilmem ne, 3. Murat, 4. böyle şeyler vardı ya. Burada da aynı şey ama burada hala devam ediyor. Yani işte 2. Doğukan, 3. Doğukan diye geçebilir ya da Junior Doğukan, Senior Doğukan, böyle şeyler var. Eğer annenin böyle bir suffix'i varsa buradan seçebilirsin. Country of birth. Hangi ülkede doğdu? Turkey. Preferred email. Galiba bir önceki videoda söylemiştim, emin değilim. Yine söyleyeceğim, hatırlatma yapacağım. Bu gibi durumlarda, böyle başvuru durumlarında sen kendi bilgilerini veriyorsun. Eyvallah. Ama eğer sana ulaşamazlarsa onların ek bir bilgiye ihtiyacı var ki sana ulaşabilsinler. Yani bunların hiçbiri, yani şu kırmızı al yıldız görmüyorsan yani bu kutuların üstünde, bunların hiçbiri gerekli değil. Yani doldurma zorunluluğunda değilsin. Ama bu ekstra bilgiler yani gerçekten zorunlu değilsin. Ama yani öneririm, ya teşvik ediyorum seni. Bence yap. Yani çünkü sana ulaşmalar lazım abi. Anlatabildim mi? Preferred email. Ben bunu, ya annenin e-mailini yaz. Yani hakikaten kim kullanıyorsa onu yazabilirsin. Yani annen hangi e-maili kullanıyorsa onu yazabilirsin. Ondan sonra telefon numarasını vermiyorsun. Yani yine dediğin gibi bu şey değil. Gerekli bir şey değil ama ver. Okay mi? Preferred phone. Hangi telefon numarasına sahipse, yani başında da bölge kodu olarak hangi telefon numarasına sahipse onu ver. Cep telefonu, ev telefonu, başka telefonlar, iş telefonu. Burada mesela Turkey yazdığımı zaten hemen çıkıyor. Gördün mü? Artı 90. Ondan sonra telefon numarasına girebilirsin. Parent 1, the address. Şimdi birinci şu an girmiş olduğum, bilgilerini girdirmiş olduğumuz ebeveynin adresini soruyor. The same address as my home address. Bölümde mi? İkinci bölümde mi? Galiba ikinci bölümde. Bir önceki bölümde. Kendi adresimizi vermiştik. Permanent address, temporary address gibi bir şey, onlardan bahsettik. Şimdi parent 1 address. Diyor ki şu an annemi söylüyorum. Mesela annemin adresi benim ilk verdiğim adresle aynı mı değil mi? Onu soruyor. Eğer aynıysa the same as my home address. Evet de. Ama a different address. Ama eğer başka bir adresse a different address yaz, tamam mı? Ondan sonra adresini bulmanı istiyor. Unknown da diyebilirsin eğer hiç bilmiyorsan. Different adreslerinde ne oluyor abi? Adresini tekrar giriyorsun burada böyle. Girdikten sonra continue'ye tıkla. Ondan sonra yani aynı sorulara tekrar geliyor zaten. Bu kısmı geçtikten sonra occupation. Annenin işi ne? Mesleği ne? Ne yapıyor? Onu soruyor. Housewife mesela. Mesela burada bir sürü şey var.
Artist, business, computer programmer, analyst, engineer, law enforcement officer, nurse gibi. Böyle bir sürü şeyler var. Annenin mesleğinin ne olduğunu İngilizce bilmiyorsan Google'a yazıp bulabilirsin. Ya da mesela bunların hiçbiri sana uymuyor, annene uymuyorsa other seçeneğini tıkla. Other seçeneğini tıkladığında zaten hemen alta bir tane kutucuk geliyor ekstra. Mesela diyebilirsin ki housewife demek oluyor ki ev hanımı. Ya da student, öğrenci. Employment status. Aynen. Employment status. Şu an iş durumunu soruyor. İşi var mı? Employed işi var, işi var demek. Unemployed işsiz demek. Retired emekli. Self-employed kendi işi var. Mesela employed dediğinde hani ne işe sahip olduğunu soruyor. Ben bunu tekrar şey yapayım. Employed dediğinde position title. Hangi ünvanda, hangi bölümde? Position yani mesela diyebiliriz. Atıyorum. Accountant. Accountant muhasebeci demek. Is parent currently employed or retired from a college or university? Diyor ki burada. Annen şu anda bir üniversitede çalışıyor mu? Ya da önceden çalışıp bir üniversiteden emekli olmuş mu? Onu soruyor. Benim annem bir üniversitede çalışmadı. Oradan da emekli olmadı. Ben o yüzden hayır diyeceğim. Burada seçenekler var. Currently employed at a college or university. Şu anda bir üniversitede çalışıyor. Retired from a college or university. Bir üniversiteden çalışarak emekli oldu. Never employed at a college or university. Hiç çalışmadı. Currently employed dersen hangi üniversitede çalıştığını soruyor. Buradan find college'a tıklayarak yani okul bulabilirsin. Hani önceden de okul veriyorduk ya. Aynı şekilde buradan da okuluna girebilirsin. Education level. Ondan sonra tekrar aynısı. Ama retired dersen nereden emekli olduğunu soruyor mesela. Ben buraya Mert Çağlayan dedim öyle. Kim bilmiyorum. Öyle dedim yani. Name of the current employer. Yani şu an dedim ya. Retired from a college university. Name of the current employer. Şu andaki patronun ismini soruyor. College university employer. Şu an yani hangi üniversiteden emekli oldu? Buradan da tekrardan üniversitesini bul. Hiç çalışmadı dersen böyle. Ondan sonra hiç çalışmadı dersen üçüncü seçeneği tıklıyoruz. Name of current employer. Şu andaki zaten yine diyor aynı şeyi soruyor. Current name of current employer. Yani şu andaki patronun ismi. Education level. Hangi tür yani eğitim seviyesinde onu soruyor. Buradan teker teker. Bunu da galiba bir önceki bölümde söylemiştim ama ben yine bir tekrar edeyim. Some grade primary school. Primary school ilkokul demek. İlkokul terk. Completed grade. İlkokul bırakmış. Yarıda bırakmış. Completed grade. Yani ilkokuldan mezun olmuş. Ama ilkokuldan sonra hiçbir zaman okula gitmemiş. Some high. Burada şimdi lise kısmına geldik. Some high. Yani lise. Ama lise terk. Graduate from higher secondary school or equivalent. Lise veya liseye denk olan bir yerden mezun oldu. Some trade school or community college. Graduate from community college. Community college yani 2 senelik okullar demek. Yani 2 senelik üniversiteler. Herhangi yani 2 senelik bir üniversiteye girdi ama mezun olmadı. Mezun oldu. İkincisi 2 senelik üniversiteden. Some college university. Bu da üniversiteden üniversiteye girdi ama mezun olmadı. Bu da üniversiteye girdi. Mezun oldu. Graduate school. Yüksek lisans demek. Eğer bunların hiçbiri yoksa zaten none diyebilirsin. Ama mesela diyelim ki community college dediğinde ne oluyor? Ben bunu önceden girdim abi. Community college'de ne oluyor? Bu sefer hangi üniversiteden mezun olduğunu soruyor ya da hangi üniversiteye gittiğini soruyor. İşte buradan 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane seçenek var. Daha fazla ise Common App ile iletişime geçebilirsin. Ben de yardımcı olabilirim. Denerim yani. Mesela 1 dediğinde bir tane örnek vereyim hemen. Yine üniversitesini bulmanı istiyor. Ben şuradan bir tane seçeceğim öylesine. Ondan sonra adresi zaten buradan pat diye çıkıyor. Sistemde kayıtlı olduğu için. Ondan sonra diyor ki kaç tane diploma aldı bu üniversiteden. 1 dersen 2 dersen burada yine seçenekler var. 1 de mesela 2 dediğinde zaten ekstra tekrar çıkıyor. Degree received. Hangi bölümden aldı? Hangi fakülteden? Associate's degree 2 senelik okullar. Bachelor's degree 4 senelik okullar. Master's, Master. Business, iktisat, işletme. Law, hukuk. Medicine, tıp. Doctorate, doktora. Other diyorsan da yani other. Bunu hangisi uyuyorsa ona göre seçebilirsin. Mesela bachelor'ı. Ondan sonra years received. Hangi yıl seçti? Yani hangi yıl bu diplomayı aldı onu soruyor. Eğer iki dersen de zaten aynı şeyleri tekrar soruyor. Ben buraya no degree diyeceğim çabuk geçmek açısından. Şuradan da name of current employer buraya diyeyim ki Doğukan Atar. Evet, yani şu an sadece şey göstermelik açısından. Sonra continue'de. Bil bakalım nereye götürüyor. Bir sonraki ebeveyn. Ben şimdi bunu doldurmayacağım çünkü parent query zaten doldurduk. Ondan sonra yani bu kısmı geçiyorum. Aynı şekilde dolduracaksınız. Ama şurada ekstra bir seçenek çıkıyor. Mother, father yani annem, baban. I have little information about this parent. Bundan bahsediyor. Yani yeterli bilgim yok. Ve sonra diyor ki I do not have another parental list. Dolduracak herhangi bir ebeveyne sahip değilim diyorsan I do not have another parental list seçeneğine tıklayabilirsin. Ben şimdi buraya geçiyorum. Ondan sonra continue var. Ama eğer bunu doldurmazsanız şu family tick olmuyor. Ben buraya geçiyorum hemen. Sibling. Kardeşcağızın var mı yok mu? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Daha fazlaysa coming up'la tekrar iletişime geçebilirsin. Ya 5'ten daha fazlaysa. Mesela 1 diyelim. Ondan sonra şimdi 1 dedik mesela. Bunların hepsini sildim zaten de. First given name. Kardeşcağızının ismi. Doğukan'ın kardeşi. Middle initial. İki vakada varsa ilk iki harfini yaz. Last family surname. Atar. Age. 28 olsun. Relationship. Brother mi sister mi? Yani erkek kardeş mi kız kardeş mi? Sister. Education level. Eğitim seviyesi. Aynı şeyler annen için yaptığı şeyler burada da geçerli. Yani aynı şekilde eğitim seviyesine göre buradan seçebilirsin. Graduate school dedik mesela. O zaman tekrar soruyor. Degree earned or expected.
ne aldı bu okuldan? Yani hangi fakülteler aldı? 2 senelik diploma, 4 senelik diploma, aynı şeyler. Ondan sonra college lookup. Bak mesela bu, yani bundan bahsetmemiştik. Yine şey, üniversitesi bulmak istiyor ama şurası mesela hangi tarihten hangi tarihe? Yani burası başlangıç tarihi, burası da bitiş tarihi olarak devam ediyor. Ondan sonra continue tıklayıp buraya tık oluyor. Ben hemen şunları dolduracağım. Ondan sonra continue tıklayacağım. Geliyorum. Doldurdum. Hemen şimdi continue tıkladım ve sol tarafta finally done. Bu video da bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz. Böyle hızlı hızlı oldu. Çok sevdim ya. Yani anlamadığım bir şey olursa geri hemen sar. Yine anlamazsan kime geleceğini biliyorsun ahbap. Abi ben böyle Amerikan asimile mi oldum nedir ya? Allah'ım ya. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım.